Allahu Ekber nidalarıyla yapılan bu vahşet tüm insanlığa yapılmıştır. Aradan geçen 25 yıla rağmen hala katilleri ve bu katilleri yönlendiren güçler yargılanmamış ya da göstermelik yargılanarak gerekli hukuki yaptırımlar yapılmamış. Bu da yetmediği gibi dönemin başbakanı çok şükür dışarıdaki halka bir zeval gelmedi diyerek talihsiz bir açıklama yapmıştır. Çirkin, ahlaksız ve çağ dışı düşüncelerini ortaya koymuşlardır. Bizler bu çağ dışı anlayışa, bu barbarlığa, bu vahşetlere Kerbela'dan bu yana göğüs gerdik. Kerbela'dan bu yana Hüseyin'in duruşumuzdan, Pir Sultan direncimizden, mazlumdan, haktan, hukuktan ve demokrasiden yana ödün vermedik. Vermeyeceğiz. Madımak davasının zaman aşımı sebebiyle dönemin başbakanı, günümüz cumhurbaşkanı, hayırlı olsun temennisi içimizde yanan ateşi daha da körüklemiştir. Madımak dosyası yeniden açılsın, suçlular yargılansın. Sivas, Madımak ateşi ne ilkti ne de son olacaktı. Bizler Gazi'de kurşunlandık, Gezi'de kurşunlandık, Maraş'ta, Çorum'da, Dersim'de, Suruç'ta, Ankara Gar Meydanı'nda defalarca katliamlara uğradık. Hak, hukuk, adalet ve demokrasi için, çocuklarımızın geleceği için, eşit yurttaşlık için demokrasi mücadelemizi devam ettireceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazanılmış olan Cem Evler'in yasal statüye kavuşturulmasında tek engelin Diyanet İşleri'nin başkanlığının dayatmacı ve tekçi zihniyeti çağ dışı bir zihniyettir. Bu nedenle bu tekçi ve çağ dışı zihniyette olan Diyanet İşleri'nin lağv edilmesi, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Madımak Oteli'nin utanç müzesi olması, eşit yurttaşlık haklarımızın verilmesi taleplerimizdir. Bu taleplerimizden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 2 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Değerli canlar, basın açıklamamız burada sona ermiştir.